akşamlar bir kente dahil yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bu akşam da ilginizi çekeceğine inandığımız konumuz, konuklarımız var. Hatta yakinen ilgilenen güncel konularımız var. Konuklarımızı ben sizlere anons etmek istiyorum. Adıyaman Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Şeyh Ahmet İnal ve Adıyaman Kantin İşletmecileri Derneği Başkanı Mahmut Bereket. Değerli konuklarımızla birlikte lokantacılar, tatlıcılar ve kantincilerimizin sorunları, özellikle şehrimizde yaşanan sorunları gündeme getirmeye, paylaşmaya, önerilerimizi bile getirmeye çalışacağız. Ben değerli konuklarım hoş geldiniz diyor. Sözü Abdülkerimçi hocama bıraktım. Evet, kıymetli izleyiciler, ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün ortağımın da söylediği gibi önemli güncel bir konu ve konuklarla karşınızdayız. Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan, günlük yaşantımızda sürekli muhatap olduğumuz, karşı karşıya kaldığımız iki önemli esnaf birimimizin temsilcileri, il düzeyindeki başkanları konuğumuz. Hepimiz okullarımızın kantininden, hepimiz çarşıdaki lokantalardan, herhangi bir pastanenin tatlısından bir şekilde uğrayıp yararlanıyoruz, faydalanıyoruz, evimize götürüyoruz. Bazen misafirlerimizi ağırlıyoruz, bazen de çocuklarımızı sabah kahvaltısı vermeyerek kantine havale ediyoruz. Kantinde ne yiyip içtiğini tabii ki merak ediyoruz. Orada nelerin olup bittiğini, kantin dünyasının çocuklarımızdaki etkisini hep sırası geldiğinde sıklıkla konuşuyoruz. İşte hepimizi ilgilendiren bu temel konuları ele alacağız ve bu konuları ele alırken de bu ilde, Adıyaman şehrinde hem Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası, Esnaf Odası Başkanı Şeyh Ahmet İnal Başkanım, hem de Kantinciler Derneği Başkanı Mahmut Bereket Başkanım'la karşınızda olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Başkanım. Şimdi aslında bizi izleyenler diyecek. Ya Lokantacılar Odası Başkanı birazdan ne kadar bizi ilgilendirdiğini görecekler. Evet. Ya da Kantinciler Dernek Başkanı. Kente dairin konusu olmuş. Nedir bu konu? Bunun üzerinde duracağız. Ama durmadan önce ben Ahmet Başkanım seninle başlayayım. Olur. Kısaca kendini bir tanıtır mısın seyircilerimize? Tabii. Ben 1963 doğumlu, Adıyaman doğumluyum. İlkokul, lise, ortaokulu Adıyaman'da okudum. 25 yılda bu mesleği yapıyorum. Daha önceden başka mesleklerde bulunduk. 25 yıldır da bu lokantacılık mesleğini devam ediyorum. Halihazırda küçük sanayi sitesinde benim kendi işletmem var. Evet, ziyaret etmiştik, evet. Görmüştük. Eyvallah. Bereketli olsun, eyvallah. Hayırlı kısmetler olsun diyoruz. Mahmut Bereket kimdir? Tanıyalım bir. Mahmut Bereket, 1978 tarihinde Adıyaman'ın Rezip köyünde dünyaya geldim. Ha, bir de Rezip köyü varmış. Ortam gördün değil mi? Evet. Sen hangi köylüydün? Biz Karikli. Karikliydik değil mi? İlk orta tahsilimi orada yaptıktan sonra liseyi burada bitirdim. Kantincilik mesleğine de 2005 yılında girdim. Ben de çift Ersoy Ortaokul kantini işletmekteyim. Hala orada devam ediyoruz. Yani inşallah çocuk gençlerimizi yetiştirdiğimiz nesillerle anlatacak, çözümler üreteceğiz, sıkıntılarımız var. Evvela Mercan TV ailesini bize ekranını açtığı için sizlere huzurunda teşekkür ediyorum. Yani değerli izleyicilere hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz başkanlarıma. Bir de özellikle bu ara esnaf odalarının da yoğun bir seçim gündemi var. Evet. Her oda kendi seçimini yapıyor. Herhalde en son il düzeyindeki seçimler olacak. Ve ondan da Ankara seçimleri olacak. Odalar Birliği olacak. Odalar Birliği'nden sonra da federasyonların seçimi olacak. Seçiminiz oldu mu Ahmet Başkanım? Oldu. Allah'ın izniyle kazandık. Geçen cumartesiydi. Hayırlı olsun. Güven tazelediniz diyorlar. Evet, güven tazeledi. Bu ikinci dönemim ben. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Güzel olmuş. Evet. Ben şöyle bir giriş yapayım müsaadeniz varsa. Diğer kantincilerimizle mesela geçen Milli Eğitim'de görüşmüştük. Evet, Milli Eğitim Müdürümüzle de konuşurken ben Milli Eğitim Müdürümüze bir sinyal da verdim. Kantinciler sizi ziyaret edecek dedim. Bazı problemler, konular var. Olur dedi, görüşürüz dedi. Çünkü kantinlerin son dönemde yaşadığı bazı sıkıntılar var, problemler var. Mahmut Başkanım, şimdi Kantin İşletmecileri Derneği Başkanısınız. Evet. Yani kantincilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir derneğin, evet, başkanısınız.
Bu dernekten kısaca bahsedin bize. Şimdi bizim derneğimiz 2011 yılında arkadaşlarla beraber bu derneği kurduk. 8-9 yıl bir arkadaşımız bu görevi yaptı. Ben de 2. senem bu. Bu görevi yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Kantinciler Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Üst yönetimde bulunuyorsunuz. Güzel. Tüm Kantin İşverenler Sendikası, Adıyaman İl Başkanlığım var. Siyasi bir kimliğim var. İşte Türkiye Adıyaman Kahveciler Odası Başkanıyım. Yani bizim hayatım hep sivil toplum kuruluşları için hizmetle geçti. Şimdi bizim kantinlerimiz, biz bugün Adıyaman 155 tane okul var. Yani bize bağlı. Ama Adıyaman'daki mevcut merkezde 77-79 tane üyemiz var. İlçelerle beraber mi 155? 155. Merkezde 79 tane üyemiz var. Yani bizim siz de bilirsiniz ki bu meslekte bu hastalıktan dolayı, o Çin'de başlayan işte bu salgından sonra en çok etkilenen mesleklerden bir tanesi bizdik. Bu konuda okullar Eylül ayında açıldığı zaman hükümetimiz, devletimizle beraber, devletimiz sağ olsun, kiralarımızı yarı indirdi. %50'ye düşürdü. Evet. Ama bizim arkadaşlarımız için yeter mi? Bence yetmez. Şu açıdan, şimdi alım gücü insanların düştü. Ekonomik şartlar göz önünde. Her şey 3 katı, 4 katı oldu. Ha biz artık ürünleri çocuklara teşhir ederken sıkılıyoruz. Hani yüksek fiyatlar çok yüksek. Hele son zamanlarda artık edilir. Böyle şöyle bir sıkıntımız var. Günü kurtarmıyor. Yani bugün aldığını, sattığın ürünü yarın aynı siparişe yerine koyamıyorsun. Maalesef öyle bir düzen var. Ve para verdiğimiz halde büyük firmalar, bugün Türkiye'nin global iki tane şirketi olan büyük üretim firmasından para vermemize rağmen ürün bulamıyor. Onlar tam zamı istedikten sonra, getirdikten sonra insanları önümüze açtılar. Yani sıkıntılar çok büyük. Şimdi öğlen araları kapılar açık. Dışarıdan ürün, bizim satmamız yasak olan ürünler. Kapılar açıktan kasıt okul kapılarının dışarı açık. Dışarı açık. Yani bizim mesela satmamız yasak olan bir ürün, normal bir okul. Bir kişi hemen sokaktaki bakkaldan serbest. Karşı bakkal. Bu önemli. Yani sizler ihaleyle alıyorsunuz. Biz ona ihaleyle alıyoruz. Biz oranın mesela vergisini ödüyoruz. Devlete vergi ödüyoruz. Biz bak üretiyoruz, sigorta yatırıyoruz, eleman çalıştırıyoruz. Yani biz katma değer katıyoruz ülkeye hizmet ederken. Ancak karşı bizde yasak olan ürün karşıda satılıyor. Bu bir çelişki. Bu bir çelişki. Bunu burada özellikle paylaşalım. Bu yani çok büyük bir çelişki. Hani yasaksa herkese yasak. Herkese yasak. Evet. Zararlıysa, kantine satıldığında zararlıysa. Mahmut Başkanım, bir müsaade et. Ben buradan sesleneyim. Yani aynı zamanda özellikle bu Türkiye genelinde bir sıkıntımız yani. Bu yani bağlayan bir şey değil. Türkiye genelinde bağlayan bir şey. Kıymetli yetkililer, Mahmut Bey'in söylediği bu konu çok önemli gerçekten. Bizler de okullarda bu konuyla ilgili dertlerden müzdaribiz. Çünkü çocuklarımızın kantinden almasına müsaade etmediğimiz, kantincilerimizin satmasını istemediğimiz her türlü ürün hemen okulun yanı başındaki bakkalda serbestçe satılıyor. Hem de yanında birçok zararlı, problemli ürünle birlikte satılıyor. Buna etkili bir müdahale de olmuyor. Bu hani ticari olarak serbest rekabet koşullarında bir adaletsizlik oluşturuyor. Biz bunun burasını geçtik. Özellikle çocuklarımızın sağlığı ve devam eden hayatlarının verimli geçmesi için lütfen bu konuyu ciddiye alıp tekrar gözden geçirelim. Tarım İl Müdürlüğü, belediyeler ve bu konuda yetkili olan tüm mercilerin kantinlere uyguladığı tüm kural ve yaptırımları bu konuyla muhatap tüm esnafa genelleştirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi bununla ilgili teşekkür ederim bu duyarlılığınız için. Şimdi bununla ilgili daha önce çok kötü örnekler var. Şimdi bizler kantinci esnaf olarak... Siz tekli sigara satıyor musunuz kantinlerde? Yani bu bizim fesih sebebimiz. Sözleşme fesih sebebimiz. Yüz suçlardan bir tanesidir. Şimdi siz bu konuya girdiğinizde yani biz bütün esnafların tabii ki iyi esnafların hepsini bir tutmuyoruz. Ancak okul kenarlarında açık sigaradan tutun. Yani hatta uyuşturucu. Bakın biz bunun daha önce örneğini Urfa'da yaşadık. Evet. Urfa'da gelen dışarıdan gelen döner durumunun içinde uyuşturucu çıktı. Şimdi Adıyaman'da benim şahit oldum. Birçok okula mesela dışarıdan paketçiler getiriyor. Çocuğa söyle bir sipariş veriyor. Diyor ki bize 10 tane eleman ayarla, 10 tane döner iste.
sana bir paket sigara hediye. Veya 10 tane döner al, sana 2,5 lira kola hediye. Sigara suç, kola suç. Kola zararlı, sigara suç. Suç. Şimdi duvar üstünden hani duvar arasından veriliyor. Tabii ki yani. Duvar üstünden yani bunlar bir de hani çoğu da bunlara izin vermiyor bildiğim kadarıyla. Yani idare mücadele ediyor. Evet. Bu son ekonomik şartlardan dolayı kapılarda güvenlik yok zaten. Yani onlar da kolu bağlı. Evet. Ama bizim yetkililerden bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Hani insanların sağlığı için. Evet. Biz okul kantinlerini her ay okulayla birliği denetler. Onu geçtik. Tarım İl Müdürlüğü denetler. Hı hı. Onu geçtik. Milli Eğitim denetler. Sağlık İl Müdürlüğü denetler. Bizim üyelerimiz mesela hijyen belgesi alırız. Hepimizin var. Biz bununla ilgili önümüzdeki Cuma günü Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber, Sağlık İl Müdürlüğümüzle beraber esnaf kefalette biz bir hijyen belgesi kursu düzenliyoruz. Bütün bizim yeni aldığımız personelin hepsini orada eğitiyoruz, hepsini belgelendiriyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Artı belli aralıklarla periyodik olarak sağlık muayeneleri gerçekleşiyor. Şimdi bunu resmi belgeyle hale getiriyorlar. Tabii bunlar hep resmi. Şimdi bizler bu kadar denetlenirken bizler vatandaşlarımızdan şöyle bir güven veriyoruz, şöyle bir güvence veriyoruz. Biz hiçbir zaman yemediğimizi satmayız. Kendi çocuğumuza yedirmediğimizi bu önemli. Başka çocuklara satmayız. Ve bu bizim şiarımızdır. Evet. Bu bizim bütün meslektaşlarımızın şiarıdır. Hatta yani tek tük yaşansa bile, rastlansa bile size doğrudan ulaştırmaları yeter. Muhakkak. Şimdi bugüne kadar Adıyaman kantincilerle ilgili bak biz çevre esnafta ne görüyoruz? Zehirlenme olayları oluyor bu kadar. Allah'a şükür. Böyle bir olayla hiç karşılaşmadık Adıyaman'da. Hı-hı. Çünkü niye? Bizler günübirlik ürünleri tüketiyoruz. Hı-hı. Günübirlik. Aldığımız ürünler hepsi evet, farklı. Akşam ürün hepsi akşam, biter. Hepsi gider. Biter yani. Bitmezse iade olur. Evet, Ahmet Başkanım. Evet. Aynı aslında benzer şey. Yiyeceklerle. Evet. Şimdi Ahmet Başkanım'ınki biraz daha farklı bir boyut. Evet. Ben burada ufak bir şey buyurun başkanıma şey yapayım. Şimdi isterseniz okullar bizlerden de dürüm istiyorlar. Biz de gönderiyoruz. Ben bunu müdür beylere görüştüğüm zaman diyor ki getirmezseniz iyi olur. Ama yani siz de tenzih ederim. Çocuklar diyor ki orada dürüm yiyemiyoruz. Yani bu bir iki okul fark etmez. Ama dediğim gibi başkanıma katılıyorum. Yani orada bir şey varsa yasak var. Orada şimdi, müdahale edilmeli yani. Ben ona şimdi, taraftarım. Ama yani bunu üniversitede de gördük. Evet. Benim yanımda yetişen ustalarımız orada aşçı başı olarak çalıştılar. Yani bugün bilmiyorum kaç lira, 7 lira mı, 3 lira mı ama yemek yenmiyor. İster istemez çocuklar ve öğrenciler dışarıya yöneliyor. Aslında en önemli şey orada o kaliteyi vermek. Yani ucuz olsun diye ne olursa olsun değil. Şimdi bence kaliteyi anlıyorsa... Ahmet Başkanım şöyle evet. Dönelim. Biraz senin konuya girelim. Evet tamam. Şimdi tatlı hem normal beslenme alışkanlıklarımız içinde var hem de misafirlik ve ikram geleneğimizde kültürümüzün temel unsurlarından birisi. Lokantada hele son zamanlarda kendi başına yaşarken bireysel yaşamanın verdiği hevesle insanların yöneldiği çok güçlü bir sektör. Evet. Yani beslenme pandemide en az etkilenen sektör. Mesela ama yani esnaflık olarak demiyorum. Evet, sektör evet, olarak. Evet, sektör olarak evet, söylüyorum. Evet, evet. Yani insanlar giymekten vazgeçtiler, tabii, insanlar tabii. Gezmekten vazgeçtiler, arabadan vazgeçtiler, yemekten vazgeçmediler. Şimdi yani hayatımızı idamesi için. Evet. Bu çerçeveden baktığımızda lokantacılar ve tatlıcılar esnaf odası başkanı olarak Adıyaman'da bu grubun çalışmalarını, Adıyaman'la ilişkilerini nasıl görüyorsun? Valla daha önce de gelen bu zamlar bizim esnafın belini büküyor. Evet. Daha geçenlerde ekmeğe gelen zamla birlikte arkadaşlar toplandılar. Dediler ki bu maliyet bizi kurtarmıyor. Bir arka tatlı 2 lirayken dediler 2,5 lira yapalım. Ben de dedim bekleyelim görelim. Biraz beklememiz lazım. Niye? Çünkü bir ekmek 2 lira, bir halka tatlı 2,5 lira. Bu biraz abes kaçar. Daha önceden de yani ekmek rayışlarında, birliklerde, komisyonlarda biz bunlara ben fazla zam taraftarı değilim. Ama ben de esnafım. Yani gerektiği zaman da zam yapmak zorundasın. Ama esnaf için en zor olan şey zam yapmaktır. O
açıdan yani o zamı beklettik. Ekmek zam yaptıktan sonra zam yapmak zorunda kaldık. Yani demek istediğim başta zam esnafın beleni büküyor. Yani bugün ben 250-225 bin liraya aldığımız yağı 3 ay öncesine bugün 450 bin liraya alıyorum. Hı hı. Ya bir plastik ambalaj, poşettir, peçetedir. Yani bu plastik çatal kaşık, biz haftalık alıyoruz bunu. Bize de getirip veriyorlar. Yani bu zamlardan evvel 250-300 bin liraya aldığımız bir mal bugün 1-1-200 bin lira para veriyor. Yani şimdi bunun altında nasıl kalacağız? Maliyetleri yüksek olması. Fakat yani benim de bir felsefem var. Yani ben kendime göre konuşuyorum. En azından ben işletme sahibi olarak kaliteden taviz vermem. Ama para kazanamıyoruz. Şimdi bizim yerimizde öyle bir yer ki küçük sanayi sitesi. Hı hı. Şimdi esnafız, hepimiz esnafız. O yüzden fazla bir zam yapmadan biz şu anda yürütüyoruz. Ama çarşıdaki arkadaşlarımız bunu götürüyorlar. Ama ben de diğer arkadaşlara da söylüyorum, esnaf arkadaşlara da söylüyorum. Bir araya geldiğimiz zaman, toplandığımız zaman arkadaşlar kaliteden ödün vermeyin. İşte arkadaş diyor ki ya benim yanımda bir dükkan açılmış. İşte bu adam ucuz veriyor. Şimdi benim bir yaptığım gücüm yok o da olarak. Ama kardeşim bunu ne yapabiliriz? Gidelim konuşalım. Adam diyor beni kurtarıyor. Ya şimdi çünkü kullandığı malzeme farklı muhtemelen. Yani farklı, ucuz. Yani o adam karşısında dayanıyor ama diyorum ki biraz daha dişini sıkman lazım. Çünkü vatandaş tatlı olsun, yemek olsun. Bunu isteyerek, severek, yani arzu ederek yiyecek. Yani bu bir yerde beğenmediği bir şeyi bir daha gidip almaz. O yüzden biraz sabırlı olun. Kalitenizi bozmayın, kalitenizi artırın. Ona karşı ancak öyle ayakta durabilirsiniz. Şimdi evet. Başkanım biraz önce bir not düştünüz dediniz ki evet. Dışarıdan bizden de sipariş isteniyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey. İsteyenin ne olduğu önemli değil. Hangi firmadan, hangi kurumdan istediği önemli değil. Dışarıdan içeriye gıdanın girmesi suçtur. Doğru. Bu anayasal suçtur. Yani, yönetmelikte de suçtur. Şimdi onun için yani öğrencinin sebep üretir. Öğrenci hepimiz dışarı bize cazibeli geliyordu. Evet. Maalesef benim bu hepimden geçti. Doğru. Evde şimdi, öyle değil mi? Evde annenin yaptığı yemekten ziyade dışarıdan yapılan alınan tatlı yemek daha cazip. Ama şöyle, şimdi biz esnaflık kültürümüz şeyi unuttum da. Ahilikten geliyor. Ahilikten geliyor. Evet. Şimdi yan komşusu siftah yapmadan evet. Yaptığında gelen müşteri diğer komşusuna ileten bir esnaf kültüründen bugün dışarıdan kantin içine, okulların içine götürüp dürüm bırakacak bir kültüre geldik. Evet. Bu bir kere bizim kültürümüzün yozlaştığının bir göstergesidir. Yani şöyle, ben sizin huzurunuzda ve Adıyaman'daki bütün arkadaşlarımızın huzurunda, ben arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Yani dışarıdan içeriye ürünün getirilmesi, içeride dediğiniz okullara, okulun içine, evet, yani okul. Okulun içine. Mesela duvarın üstünde. Şimdi ben size bir okul vereceğim. Okul ismi hani telaffuz etmiyorum. Telaffuz etmiyorum. Yani şu manada. İdare canla başla çalışıyor. Şimdi okulun içine gittiğinde okulu desin ki cezaevi gibi. Böyle trafik. Hep parmak çoğunu. Kapatmış, yani şey yapmış. Ona rağmen mesela dışarıdaki esnafımız geliyor kuryeler. Duvarın üstünden atarak da. Şimdi böyle bir kültür var mı? Var mı böyle bir şey? Böyle bir esnaflık var mı? Şimdi yanındaki esnaf dükkan açınca batmaya mahkum olan bir esnaf orada bizim de arkadaşlarımız biz oranın ihalesine şartlarını alırken kaç öğrenci varsa kaç tane personel varsa şimdi biz bunların hepsini göz alarak ihaleye giriyoruz bir teklif veriyoruz orada ona göre bir maliye çıkarıyoruz. Şimdi dışarıdan içeriye ürün girdiğinde bir kere biz başta darbe yemiş oluyoruz. Burada sıkıntı biraz da şurada değil mi? Yani velilerimizin öğrencilerini bilinçlendirmesi lazım. Muhakkak. Yani şimdi esnaf dışarıdan sen de olsan ben de olsam birisi almak istediği zaman ben sana satmıyorum deme şansı yok. Yani bir şekilde. Ama çocuklarımıza oğlum dışarıdan almayacaksın. Her türlü halva. Ahmet Başkan'ın belki biraz da itirazı o yöndeydi. Urfa örneği verdiniz ya. Aynen. Yani bu herkes öyle değil. Tabii ki öyle değil. Tabii ki biz sadece yani o şimdi. Anlamda. Hayır ben yani okul müdürü beni arayıp kendisi için de yemek istese evet. Ben diyorum kantinizde yiyeyim.
Tamam, teşekkür ederiz. Biz ben, de, ben çünkü biz vatanseveriz yani biz öyle, öyle şey değil. Yok, ama şimdi mesela benim sanayide dükkanım var, aşağıda da dükkan var. Bitişiğindeki insan benden yemek istiyor. Ben de diyorum ki bak ben göndermeye gönderirim ama ayıp olur. Bak senin yanında lokanta var. Bunu benden istemem. Ama usta yemeğe inmiyor diyor. İşte şimdi asıl yapacak bir şey kalmadı. Asıl ayı kültürünü arkadaşım arkadaşım orada tabii bunun farkında değil ama hı hı. Ya sen nasıl benim yanımdaki adama yemek gönderirsin gibisinden sistemler de bunu. Ya arkadaşım sen de düzelt diyorum, kaliteni artır. Senin komşun gelip benden yemek istiyorsa bir iki kilometre arayla sıkıntı var demektir. Ben sana söyleyeyim diyorum. Yani bunda senin kaliten düşük. Yağını mı değiştireceksin, ustamı mı değiştireceksin, etini mi değiştireceksin, neyin değiştireceksen düzene koy. Yani bu okul böyle, ben arıyorlar çocuklar, ben diyorum gönderin ben. Çünkü geçenlerde de bir sıkı bir denetim olmuştu. Dedim hiç insanları zora sokmayın, göndermeyin. Evet. Gerek yok. Şimdi tabii maliyetlerden, fiyatlardan bahsettik. Evet. Son zamanlarda çok gündemde olan bir konu var. Enerji maliyeti. Evet. Yani hem kantinde hem lokantacılarda hem tatlıcılarda. Evet. Esnafın belini biten en büyük. Ben hep diyorum ki acaba bu hep İstanbul'un Ankara'nın mı gündemi elektrik parası çok pahalı? Adıyaman'da bu sizi etkiliyor mu? Nedir? Muhakkak. Tabii ki bununla ilgili evet. Sırayla bir önce tabii. Mahmut Başkan'dan alalım buyurun. Teşekkür ederim. Bununla ilgili bugün Sayın Milliyetin Müdürümüzle bir görüştük. Hı hı. Bu arada yani biz çok şanslı biriz. Böyle yani ben yüzüne söylediğim için söylüyorum. Hı hı. Yani böyle kaliteli, değerli bürokratlarımız var. Anında çözüm üreten bürokratlarımız var. Ben milletim müdürümüzle bunu bizzat yaşadım. Defalarca yaşadım. Bugün de tekrarını yaşadım. Şimdi enerji maliyetleri tabii ki çok yüksek. Faturalarımız bugün bir kantin nerede baksan 2000-3000 lira en az. Yani abartısı elektrik şey var, gideri var. Onun yanında işte doğal gazını şeyini bir de buna yüklediğinde maliyet çok yüksek bir maliyet çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği bir yazı vardı. Evet. O yazda da işletmelerin aboneleri çıkarma. Kantinlerde abone çıkarma. Kantinlerde bağımsız abone çıkarma. Bizim daha önceki sistemimiz işte Milli Yerler Kanalı'yla her bir fiyat tespiti edildi. Ona götürüp arkadaşlarımız hala yatırıyordu. Şimdi gelen yazda onu söyleyince biz bugün müdürümüzle onu görüştük. Şimdi telaşla biz görüştük. Telaş'ın bize söylediği işte şey olduğu zaman aynı binada iki abone olmaz diye. Biz de bunu milletin müdürümüze arz ettik. O da sağ olsun gereken birimi aradı Ankara'yı. Onlar dedi ki en kötü ihtimal süzme saat takın. Hani biz burada elektriği ödememe gibi bir derdim, onu derler değiliz. Öyle bir derdimiz yok. Değil. Tabii ki biz devletimizin, biz kullandığımız enerjinin hakkını vereceğiz. Çocuk çocuğumuza helal lokma yedireceksek ilk başta oradan geçer. Şimdi sağ olsun müdürümüz o konuda ilgilendirer. O konuda çözdük. Yani maliyetler çok yüksek. Devlet sağ ol. Bir şey sorayım burada başkanım. Sanırım ihale bu zamlardan veya fiyat yükselmelerden önce ihaleler yapıldı. Evet. Ona evet. Göre bir fiyat verildi. Ona evet. Göre bir şey alındı. Bu arada fiyatlar aşırı yükseldi. 3-5 katı oldu. Evet. Başta elektrik konuştuğumuz gibi. Bu yaptığınız sözleşmeleri bir revize söz konusu yok, mu? Yok. Yok. Şimdi bizim bu sözleşmelerimiz... O konuda devlet çok iyi bakıyor. Evet. Sorun yok. Fiyatı da indirdi zaten. %50 şimdi indirdi. %50 zaten kilolarımız düşük. Artı pandemi döneminde belli oranda ayda 1.000 lira mı? Bir destek o konuda bir destek devlet de bize verdi arkadaşlarımıza. 11-13 bin lira bize devlet destek sağlamış. Tabii ki Allah razı olsun. Bu o konuda mesela bizim belediye başkanımız bizim teşekkür ederim o konuda. Vali Bey o konuda el attı sağ olsun. Gerçekten bizim meslektaşlarımız o dönem çok mağdur oldular. Ben daha önceki Meryem burada bir programda da söyledim. Ben çöpte burada toplayan arkadaşlarımı rastladım. Hani biz yapan arkadaşlarımız hani çalışmak ayıp değil. Yani o işi yapanlar da hor gördüğümüzden değil. Hepsi başımızın tacı, hepsi nefsimizden üstündür. Böyle bir şey oluşmasın. Ancak öyle bir sektör dedi ki, ben konuştuğumda dedi ki, başkanım diyor, benim iki tane çocuğum var, ben süt alan veririm. Vallahi ben bu olayı kendim şükür bizzat yaşadım. O geçti şükür. Devlet bugün devletimiz ayakta. Bize de sahip çıkmıştır.
kiralarımız %50 indirimli Türkiye'nin her tarafında. Evet. Her tarafında. Yani bugün az buz bir şey değil. Evet. Şimdi Ahmet Başkanım, evet. Mahmut Başkanım, yetkililerimiz çözüm odaklı. Gittiğimiz zaman çözüme ulaşma noktasında yardımcı oluyorlar. Evet. Sizin de yaşadığınız, esnaf arkadaşlarımızın yaşadığı belki herhal bazı da sorunlar var elbette. Var, var. Bunları ve bunları ilettiğiniz zaman size karşı bir biz de sağ olsunlar belediye başkanımızla, odalar birliği başkanımızla bu konuları istişare ettik. Belediyeden yardım aldık. İlk etapta 1.000 lira para aldık esnafımıza. Tabii bu arada almazdan önce biz devlet de bize 1.000 lira verdi. O zaman 1.000-2.000 lira para aldık. Onun haricinde esnaf gene kapalıydı. Gene başkanım dediği gibi devlet kendilere hani milli eğitim devletin olduğu için %50 indirdi. Evet. Değil mi? Evet. Bizde o şans da yok. Yani, şimdi öyle bir şey ki yanımızda çalışan insan dükkanı kapa diyor. Evet. Yanında 3-4 tane adam çalışıyor. Bu işin yani kaçarı kuçarı yok. Affedersin. 3-4 tane adam çalıştırıyor. Bir tanesinin sigortası ya var ya yok. Evet. Öbürü perişan. Dükkanı kapattı mı hele diyelim patron yani işletmeci İdare edecek. 2-3 ay idare eder. Ya o yanında çalışan insanlar nasıl idare edecek? Onun için biz belediyeden sağ olsun görüşmeler neticesinde 400 koli aldık. Allah razı olsun Sayın Belediye Başkanımızdan. Onları dağıttık esnafımıza. İkinci şeyde de biz yazı yazdık orada olarak federasyonumuza ve konfederasyonumuza ve Ticaret Bakanlığı'na. Oradan da bize yazı şu şekil yani işte devlet bundan başka size verecek parası yok. Yerel yönetimlere bir şeyde bulunun. Biz de işte olara bir başkanımızla sağ olsun istişarelerde o 1.000 liraya aldık. Esnafımıza çok iyi geldi. İkincisi bir tekrardan bir daha şey yaptık. O zaman da 2.000-2.400 lira, 1.700 lira arasında gene esnafımıza bu parayı aldık. Tabii esnafımızı alırken şimdi esnafımız Adıyaman'da yani nasıl diyeyim yani Adıyaman'ın ufku dar. Yani ufkumuz dar nedense. Ya arkadaşım dükkan açmışsın, maliye kaydın var. Gel odana kaydı. Senin bulunduğun ne? Lokantacılık. Gel odaya kaydı. Yani şimdiye kadar 20 liraydı aidatımız. Evet. Yani bir paket sigara parası günlük. Yani bu 20 liradan aşağı sigara yok. Aslında ne diyorlar? Örgütlü bir araya gelme anlayışı noktasında önemli. Zayıflı bir yapı. Tabii oradan zayıf. Zaten bir araya getirmeye çalışıyor. Ben 4 yılım bu bir araya getirmekle geçti. Gene başarılı olamadım ama bu pandemide her şeyde bir hayır vardır ya. Evet. Bu pandemide de 50-55 tane vatandaşımız ya bize niye para? Kardeşim senin oda kaydın yok. Evet. Ya gel ol ki bak faydalanın. Yanısına hükümet kredi çıkarıyor. Düşük faizli veya faizsiz her neyse. Yani bize yansıyacak şekildeyse gene odak ediyor. Gelin birlik olalım. Birlikte hareket edelim. Benim orada bir iyi biçtiğim bir şey yok. Evet. 4 yıl boyunca ben oradan 4 lira para almamışım maaş olarak. Yani orada tabii yani yardım yapan devlet de kayıtlara bakıyor. Belgelere bakıyor. Canım kayıtlara göre veriyor yani. Evet. Ben farklı bir şey soracağım. Evet. Yani sorayım mı sormayayım mı diye de düşündüm. Sorun bakalım. Şimdi biraz önce ne dedin? Adıyaman ve ufuk meselesi. Evet. Dışarıdan bir yabancı geldiği zaman gönül ferahlığıyla yemeğe götürebileceğimiz yani Adıyaman ihtiyacını elbette gideriyor Allah razı evet, olsun. Evet, evet. Ama farklı böyle konsepte, evet, gere bir konsepte götürebileceğimiz işletme pek az gibi. Az. Az gibi. Yani bunun nedeni arz talep meselesi mi? Doğru, arz talep meselesi. Fakat işte Adıyaman dediğim gibi ufku dar. Evet. İşte benim mesela yani esnaf lokantalarına bakıyorsun. Ya benim karnım doysun. Yeter. Yeterli. Ben yanında şunu yemeyeyim veya bunu, yanında bunu istemeyeyim. Yani işkembe meselesi. Evet. Ama bu son 3-4 yıldır güzel yerlerimiz açılıyor. Evet. Hem ailece, hem yemek olarak, hem de yanında baklava, yani tatlı türü evet. olarak. Mesela geçenlerde eski Nurettin Başkan var, Nurettin Tolu. O açılış yaptı. Çok farklı bir konsept yaptı. Buradan işte. Nurettin Başkan'a selam söylüyoruz. Evet, evet.
Allah işini rast getirsin. Çok farklı düşünen orijinal birisi. Diyorum ya. Farklı yaptı. Yani özel çocuklarla yaptı. Evet, evet. Resmi evet. Protokolü gitti. Yaptı. Evet. Yani gönlü bol birisi sağ olsun. Yeni yeni yerlerimiz var çok şükür. Yavaş yavaş açılıyor. Yani tabii ki yani Adıyaman kendi yağında kavrulan bir memleket. Tabii onu da söyleyelim. Yani evet. Farklı konsepte bir girişimci iş yeri açarsa da desteklemek lazım. İşte tabii arsalık desteklemek. Arsalık meselesi dediğim de oydu. Oydu tabii tabii. Yani şimdi Adıyaman'da işte merkez olarak düşünürsek ben sen gidemezsek bile birer kere gittiğimizi farz edelim. Ama yabancı memurumuz var, polisimiz dışarıdan var, askerimiz var, gelen misafirlerimiz var. Onlar böyle yerler arıyor. Çünkü memleketlerinde bu var. Bunları yapmamız lazım, çoğaltmamız lazım. Ama işte dediğimiz gibi arz talep meselesi. Yani bu biraz önemli. Kolay değil. Yani bu turizm konusu konuşulunca da bu konu esas ana maddelerden biri. Evet. Gelen turistlerin yerli yabancı onları memnun edecek yerlerin olması bakımından da önemli. Evet. Şimdi özellikle son zamlardan sonra biraz önce bahsettik elektrik, doğalgaz zamından sonra lokantacı ve tatlıcılar konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok, çok. Yani çare olarak neler düşünülüyor? Valla çare olarak biz elektrik kurumundan dedik görüşelim. Zaten o günü biz işte geçen cumartesi seçim kazandık. İşte mazbatayı bu hafta cuma günü aldık geçen hafta. Yani bir ziyaret edelim dedik. Onun yanı sıra işte bizde bir sorun daha var onunla ilaveli çıraklık eğitimi için. Onun için de bir görüşme yapmamız gerekiyor dedik. Şimdi geçenlerde bir sıkıntı vardı. Doğal gaz çarşıdaki tatlıcı esnafımıza akmercan. Evet. Efendim işte gitmiş sizin bu saatleriniz küçük, büyük saat takmanız gerekiyor. Onlar da bize bildirdiler. Bir iki Baltık esnafın hepsine gitmişler. Tamam dedik, bir randevu aldık, gittik arkadaşlarla birlikte. Ya derdiniz ne? Dedik ya bu saatler küçük, sarfiyat çok büyük. Allah göstermesin bir yangın çıksa Adıyaman çarşı merkezi gider. Tamam çok güzel. Değiştirmek gerekiyor. O zaman yani geçen kıştı bu. Değiştirelim de nasıl değiştireceğiz? Bu esnafı 6-7 bin lira paraya mal oluyor. Canım kardeşim, müdür bey, şimdi siz bu projeyi siz hazırlıyorsunuz. Evet, sizin mühendisiniz var, gelip bakıyor, borularına, her şeyine bakıyor, ona göre açılış şeyini veriyor. Doğru mu? Doğru. O zaman küçük diyediniz bu saatte, büyüğünü takaydı. Suç kimin burada? Dedi, doğru söylüyorsunuz. Kaldı. Şimdi gene tehlike var. Tehlike devam ediyor. Devam ediyor yani. Sen orada bir çözüm, ya ne var ki bir firmasınız yani. Adıyaman'ın merkezde kaç tane tatlıcı var? Saatini değişti. Evet. Yani maliyeti düşük tut. Yani, bir şeyler yapman şey lazım. Ya senden ya benden de bir şeyler yapın yani. Ondan sonra bu dönemde de zamlar bize bağlı bazı kafeler de var. Sayın Başkanım diyor 14 bin lira elektrik parası gelmiş kafeye. Evet, sosyal kafe size mi bağlı başkanım? Yarısı içeceği olanlar bize. Yani içeceği olanlar kahveciler odasının yeme içme olursa da bize. Yani yarı yarı hepsi de bizde değil. Yarısı da kahveciler odasında. Yani şimdi diyor ki toplanalım. Tamam toplanalım. Dükkanları kapatalım. Protesto edelim. Ya protesto edelim. Sözler olsun. Bugün bir yerde karşılaştım başkanımda. Ben de söylemeyi düşünüyordum. Tam yeri. Diyor ki mesela belli ana ürünlerde bir hafta almayalım. Yani bir hafta bir şey yapmayalım. Uzun süre ama topluca. Toplumsal olarak. Böyle bir tepki, böyle bir boykot yasal çerçeve içerisinde yapılsa bir çekidüzen olur mu? Ses getirir. Bence ses getirir ama ses getirir. Düzeleceğini sanmıyorum. Yani mesela diyelim Adıyaman'da işletmeler kapandı diyelim. Bize bağlı, yani bizimle birlikte diğer esnaflar da belki destek olur. Evet. Diyelim ki bir yürüyüş yaptın, bir şey yaptın, Ankara'ya sesimizi duyurdun. Netice ne olur? Bu elektrik, doğal gaz Adıyaman için geçerli değil. Türkiye için şu anda bir dar boğaz var. Yani Türkiye'nin hepsi. Şimdi hepimiz yürüsek nereye gideceğiz? Yani ekonomide bir şey yok. Yerel değil. Yani yerel değil. Ulu genel. Yani il bazında değil. Ülke bazında bu sıkıntı var. Bir de dünya bazında da sıkıntı var. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, enerji dünyanın da yani, yaşadığı bir sorun. O yüzden yani tamam ses getiririz ama
Zaten Adıyaman'da da bakarsanız tütün için yapılan eylemlerde biz yani bilmiyorum tadını kaçırıyoruz yani bu daha doğru. Başkanım tam bu konuda tüya demişken affınıza sığınıyorum. Ben aynı zamanda tütüncü çocuğum. Mahmut konu... Bey moderasyon da yapıyor şu an. affınıza sığınarak. Ben aynı zamanda tütüncü çocuğum. Yani hani evet. Belki de annemiz bizi tütün tarlasına dünya getirdi öyle diyelim. Bizim köyümüz şimdi tütün de hepimizi bağlayan bir olay. Başkanımı da bağlar, ben de bağlar. Çünkü tütün için Adıyaman'a gerçekten girdisi yüksek para var. Ve bu tütün bugün kalktığında Adıyaman'da sıkıntımız hala devam ediyor konuyla ilgili de. Yani lokantacıyı da bağlar, ayakkabıcıyı da bağlar, kantinciyi de bağlar. Onun için bütün bizim evet. Bu yerel bir olayımız. Tütün meselesi yerel. Bizi bağlayan. Tütün meselesini bizim siyasetlerimizin, iktidarımızın çıkması lazım. Yani bizim dışında belki ama bizi bağlayan bir konu. Çünkü yaklaşık 1000 tane bıçak var. Bıçak dediğimiz küçük atölye şeklinde. Her bıçakta 5 kişi çalışıyor. 5 kişi 5'le çarptığında sadece çalışanlar için söylüyorum. Böyle bir nüfus var. Yani en az 25 bin kişi. Yani bir de hani bizim o bölgeye gittiyseniz o mesela köyümü söyledim evet. Razibi. Bizim tarlalarımız terastır. Tarlalarımız küçük bir tarladır. Yani bizim benim babamın rahmetli babamın tarlası 780 metreydi. Evet. Bir tarlamız. Bir tanesi 9 metre. İşte en büyüğü bir dönüm bulamayız. Şimdi tütün haricinde ne ekersen ekerim oradaki maliyetini kurtarmaz. Tütün yasaklandığı an bakın yani ben hani bizim köyümüz bilinen, çevremiz bilinen milliyetçi muhafazakar bir köy. Ama bunu yasakladığında insanlarımızı ayrı resmi yollara, örgütlere muhtaç ederiz. Ben siyasilerimizden tek ricam bu işin çözülmesidir. Bununla ilgili umudumuz da vardır. Bu İnşallah çözülecektir. Teşekkür ediyorum. Affınıza sığınıyorum. Ben burada bir giriş yaptım. Ben her ikinize birer soru sorayım. Şimdi önce Ahmet Başkanıma sorayım. Kısa cevap. Mahmut Başkanım sorumu biraz uzun cevaplayacak gibi duruyor. Ahmet Başkanım sizde yemek fiyatlarını, rayiç bedellerini kim belirliyor? Yani bir kuru fasulye her yerde kaç lira? Bunu, bir pilav ne kadar? Evet, odamız belirliyor da. Yani her lokanta kafasına göre bir fiyat tutturuyor ama. Tutturuyor, evet. Şu anda biz fiyat tarifesi çıkarsak bile buna uyan kimse yok. Ama esnafımız. Bu uyurmaz da. Yani maliyet bir meselesi. Problem var ama şimdi bir çikolata her yerde aynıysa niye bir kuru fasulye? Şimdi, fasulye derken kuru fasulyeyi aldığın esnaflar farklı. Kuru fasulye bir yerde olmuyorsa bir yerde değişir. Başkanım bununla ilgili başkanıma destek amaçlı şu örneği vereyim. Şimdi bir ayakkabı havalanda. Sizin şeyiniz var, listeniz var. Şimdi havalanda bir ayakkabı alırsanız atıyorum işte. Normal esnafta 300 liraysa havalanda 2000 lira alıyorsunuz. Evet. Çünkü niye orada 2000 lira? Aynı ayakkabı. Aynı ayakkabı. Yani kirayı mesela kimi lokantanın kirası diyelim atıyorum yine 100 bin liradır, kimisi 10 bin liradır. Ben maliyet hesaplarken biraz o açıdan bakmak lazım. Yani ben sadece burada empati yaptım yani. Evet. Başkanım affına sanıyorum buyurun. Estağfurullah. Ben esnafımız için devamlı söylerim. Kaliteli mal kullanın. Kaliteli ürün çıkarın. Hakkını verin, hakkınızı alın. Şimdi çoğu esnafınıza bakarsın, gidersin, yemek, kebap neyse yersin, tad alamazsın. Onun da işte piyasadan üstün bir fiyat öder çıkarsın. Esnaf lokantalarına gittiğin zaman hem doyarsın, hem hoşuna gider, hem ucuzdur. Aynen. Dışarıda şehirler arası yollarda derler ki, tırcıların, kamyoncuların durduğu. Aynen. Onun gibi bir şey. Ha, bu değildir ki bizim büyük esnaflarımızda. Tabii ki güzel şeyler yap. Ama nasıl yani bir serbest piyasa var. Yani buna müdahale edilmiyor ha. Müdahalesi ne? Yani pahalı satarsa bunu belki biraz şey yaparız ama ucuz satana bir şey deme yetkimiz yok. Adam dükkan kirası vermiyorsa, evinin altındaysa buna bir şey diyemiyoruz. Adam ucuza verir. Ama bugünkü hakkına bağırsan fiyata kimse uymak zorunda kalmıyor. Yapamıyor. Adam diyor ben günübirlik nasıl kurtarırım? Evet. Onun peşine düşmüş yani. Evet. Ben gerçek işte ahilikten gelen bir esnaflığımız kalmadı artık. Ben günü nasıl kurtarırım? Zayıfladı yani. Maalesef. Peki. Şimdi işaret ediyor. 3 dakika diyor. Ben 5 dakikaya Mahmut Bey'e çıkartacağım. Bir şey sorayım. Çünkü en çok toplumda tartışılan
velilerin en çok bize yansıttığı sorun. Dışarıdaki fiyatlarla kantindeki fiyatlar arasındaki denge nasıl? Aynen. Herkes diyor ki tamam, kantin daha pahalı diyor. Tamam. ne diyeceksin sen de? Tamam. O örneği şey vermeden önce bir arkadaşımız not atmış. Onu bir ileteyim. Şimdi daha önce şimdiki bizim ihalelerimiz olduğunda devletin belirlediği bir fiyat tespiti komisyonu var. Ve onun belirlediği bir fiyat var. İhale şartlarında o fiyat oluşuyor. Arkadaşlarımız kalıyor. Son kalan arkadaşımıza bir iki oraya da ben de şahit oldum. Diyor ki işte atıyorum şu okulu ben bu fiyattan aşağı sana vermem diyor komisyon başkanımız. Maalesef. Öyle olmaz. Yani, İhalenin usulüne aykırı. Usul. Ama biz hani burada hani hepimiz memleketimiz küçük. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ayrıca kendine de iletim o zaman. Bir sıkıntımız var. Bir de pansiyonlu olan yemek okullarda. Yani pansiyon 300 metre ilerideyse o yemeği getirip okulda servis ettiklerinde bu meslektaşımızın da ekmeğini biraz baltalamış oluyor. Öyle bir şey mümkün değil ama. Var. Bu var, var. Var. Pansiyon şöyle, pansiyonun yemeği pansiyondan çıkmaz. Çıkıyor. Ben size örneğin de veririm. Çıkışta size söyleyeceğim. Okul ismini de veririm o konuda. Yanlış sizin dediğiniz soruya gelince. Evet. Şimdi o soru önemli çünkü veliler bize çok söylüyor. Şimdi bu son zamlardan sonra. Şimdi dışarıda bir ayran başkanım size ne kadar? 3 lira. 3 lira. Küçük ayran büyük mü? Büyük. Büyük. Bize de 3 lira. Küçük ayran size kaç para? 2000 lira. Bize de 2 lira. Şimdi başkanım burada diye söylüyorum. Şimdi sizde döner kaç para? Dürüm olarak. Dürüm. 12 lira. 13 lira yaptık. Ha, bu pazartesi 13 lira yaptık. 12 lira. Bir de ayranla beraber 10 lira. Ve ben şu açıdan. Şimdi bizim tabii ki bazı fiyatı yüksek olduğu yerler de var. Şimdi serbest piyasa olunca hani başkanım dediği gibi modele edemiyoruz. Ancak uyardığımız arkadaşlarımız da var. Yani inan fiyatlarımız o kadar yüksek değil. Yani bu bir algı. Veliler niye bunu söylüyor? Öyle bir algı oluşuyor. Şimdi onlar üç harfli marketlerle bizi kıyaslıyor. Evet. Şimdi bu dediğimiz marketlerde gidiyoruz. Bir kilo çay alıyoruz. Bu da meşhur oldu. Üç harfli. Üç harfli. Hani biz reklam olmasın diye ama reklama ihtiyaçları yok artık. Hani ben takıldım şimdi, yani. Anladım. Şimdi ama bu önemli ya. Bu bu marketlere ne baz alıyor? Şimdi bu marketlere baz alıyor. Şimdi biz bizim hemen karşı taraf, benim karşı tarafta o marketlerden bir tanesi var. O zaman ben bu söyledim 2 sene önce 40 kuruşa gazlı içecek satıyordu. Şimdi hangimiz gazlı içecek aldığımızda veya bir kola veya işte yine isim vermeyelim. Bir meşrubat aldığımızda 40 kuruşluk alabiliyoruz. Bu öğrenciye yöneliktir. Şimdi bir kilo çay alıyoruz. Fiyatları kıyaslamak için söylüyorum. Bir kilo çay alıyoruz. Biz o çayı baktığımızda gramajına gittiğimizde bakıyoruz 800 gram almış. Fiyat normal hesaptan daha ucuz. Fiyat ucuz gibi geliyor ucuz ama gözüküyor. Gramajı. Şimdi orada çikolatalarda da var. Mesela o marketlerdeki çikolatalarda birçoğunda gramajı düşük. Kekin gramajı düşük. Yani yani bir de onlar satıyor 10.000 kalem, bir satıyoruz 20 kalem. Şimdi bizim 25 kuruşumuzun fazla olması muhakkak. Yani normal. Keşke olmasa ama normal. Bizim ona göre kiralarımız, giderlerimiz. Ama şu var Mahmut Başkanım, kaliteli olsun, hijyen temiz olsun, 25 kuruş fazla. Aynen. Ben o konuda o konuda. Kırmızı olsun. Aynen. Olsun. Aynen. Şimdi süremiz doldu. Konuşacağımız konu çok. Bizim maksadımız burada. Böyle ana hatlarıyla esnaflarımızın sorunlarına şöyle bir değinmekti. Onda değindi. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Esnaflarımıza sizlere kolaylıklar, hayırlı bol bereketli işler diliyoruz. Ben iyi akşamlar diyeceğim. Sizlere söz son hakkı ortağım verecek. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, kıymetli izleyicilerim. Bir programın daha sonuna geldik. Hem Tatlıcılar ve Lokantacılar Odası Esnaf Odası Başkanı hem de Kantinciler Dernek Başkanı özellikle günlük hayatımızın içinde çok önemli bir yer tutuyorlar. Önemli konular paylaştılar. Bu devam edecek. Tekrar inşallah gündem olduğunda başkanlarımla konuyu farklı boyutlarıyla ele alırız. Programın sonuna gelmişken Ahmet abi senden bir son sözleri alalım. Buyurun. Biz Lokantacılar Odası olarak şu anda ben geçen 4 ay önce olağanüstü seçimlere gidildim. Federasyon olarak, Türkiye Genel Lokantacılar Federasyonu. Orada da yönetim kuruluna seçildim. Ve bu tek gayemiz Adıyaman esnafımıza nasıl yardımcı oluruz diye. Şu anda biz genel başkanımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Fabrikadan direkt yağ, salça, şeker, un
bu hububat ambalaj çeşitleri yani 5-6 kalem aradan aracıları kaldırarak biz nasıl bunu esnafımıza düşürerek yapma çabasındayız ve bunun çalışmalarını yapıyoruz. İşte bu doların böyle yükselmesi, bu zamlar bizi biraz geride bıraktı. Piyasanın oturmasını bekliyor. Sevgili esnaflarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Tekrar bizlere 4 yıl daha görev verdikleri için sizlerin vasıtasıyla hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Eyvallah, sağ ol. Evet Mahmut Başkanım buyurun son sözleriniz. Evvela bize bu kapıları tekrar açan Mercan TV'ye ve sizler adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sevgili velilerimizden eğitim camiasının birer parçası olan kantinci arkadaşlarımız adına günün rahatlığıyla çocuklarını bizden alışveriş yapabilir. Ben bizim bütün arkadaşlarımıza kefilim. Hepsinin denetimleri yapılıyor. Hepsinin hijyen belgeleri var. Yani o konuda yiyecek içecek konusunda işleri rahat olsun. O çocuklar bizim işlerimizdir, bizim evlatlarımız. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu arada bu hastalığın bir an evvel düşmesini temenni ediyoruz. Evet kıymetli izleyiciler, haftaya bir başka konuk ve konukla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.